Amcamı ara baba. Kararımı ona söyle. Emin misin oğlum? Bu işi yapacak nice insan çıkar. Senin elini bulaştırmana gerek var mı? Aşiret bunca zamandır ağalarının gerekeni yapacağına inandı. Ben de saygımdan olaya el atmadım. Kenarda durdum. Ama artık ona ne saygım kaldı ne de güvenim. Bu işi yapması için başkalarına silah vermek şanımıza yakışmaz. Zaten Boran beceremediği için başımız önde kaldı. Ailemizin şanı için aşirete de, herkese de bu işin şakası olmadığını göstereceğim. Alo. Nasılsın abi? Daha iyisin değil mi? İyi olmak neydi? Unutalı çok oldu Zinar. Ne zaman başımıza açılan işler hallolacak, o zaman huzur bulacağım. Ben de zaten bunun için senden izin isteyecektim abi. Ne izni Zinar? Ne istiyorsun? Bu işin Boran'la olası kalmadı abi. Eğer sen de uygun görürsen Cihan hükmü yerine getirip başımızı yerden kaldırmak ister. Daha önce aklı neredeymiş Zinar? İşler Arap saçına döndükten sonra kahramanlığa kalkışmak neden? Ağasına saygısından ses etmedim bunca zaman. Saygıymış. Aylardır sizden haber bekledim. Ne saygısı? Bana ne saygı gösterdiniz? Ama abi. Zinar, sana yola çıkarken işleri yoluna koy dediydim. Sen ne yaptın? Ne uğruna mukayyet olabildin ne de Celil Efendi'ye lafını geçirebildin. Bu saatten sonra kimse elini oynatmaya zahmet etmesin. Ben size güvendikçe siz beni yok bildiniz. Ama artık bu rezilliği ben bitireceğim. Gerekeni yapsın diye Sadık'ı oraya yolluyorum. Ne Cihan ne sen hiçbir şeye karışmayın bundan böyle. Peki abi. Sen nasıl istersen. Benim daha ölmediğimi hepinize göstereceğim. Efendim abay. Ha, alo Boran. Ne yaptın? Yoldayım. Havaalanına gidiyorum. Sıla ile konuştun? Evet, konuştuk. Ne dedi peki? Seninle millete gelecek. Hadi bakalım Emre Bey. Hazırlan gidiyoruz. Ben hiçbir yere gitmiyorum. İtiraz istemem. Dışarıda halletmemiz gereken işlerimiz var. Çıkıyoruz. Ne oluyor? Beni rahat bırakın. Bu inadınızdan da vazgeçin. Her zaman bu dört duvar arasında yaşayacak değilsin Emre. Dışarıda hayat akıp gidiyor. Sen de bu hayata tutunmak için elinden geleni yapacaksın. Kaç kere söyleyeceğim. Ne dışarıda olanlar ne de bu hayat umurumda değil. Oğlum, ne olur böyle konuşma. Ama bizim umurumuzda. Senin de olacak. Şimdi bir randevumuz var. Hep birlikte oraya gideceğiz. Ne randevusu bu? Senin iyileşeceğine, tekrar yürüyebileceğine inanan bir doktorla. Boşuna uğraşma Sıla. Amerika'ya asla gitmeyeceğim. Doktor Amerika'da değil ki, burada. Çareler her zaman çok uzakta değildir Emre. O yüzden şimdi hazırlan, gidiyoruz. Neden vazgeçmiyorsunuz? İyileşemeyeceğimi bile bile neden mücadele edeyim? Yeter artık Emre. Bu vazgeçişin hepimizin canını yakıyor. Annem baban ne kadar üzülüyor görmüyor musun? Bu tavrının sebebini hiç anlamıyorum. Sanki bizi cezalandırıyorsun. Oysa onlar seni sevmenin dışında hiçbir şey yapmadılar. Yaşananlar hepimizin canını yaktı. Ama bu halin bizi perişan ediyor Emre. Oğlum, ne olur bir kez konuşsak. Emre, bir kere denesen ne kaybedersin? Ama düşünsene. Ya işe yararsa? Senin oynadığın top bir kadar olur. Puy! Oh, hele şükür. Al bakalım. Acelen neyse. Az sabredeydin de soğuyaydı. Ya Bedir, pişene kadar bekledim ya. Hem
Senin sütlacını yemeyeli epey zaman oldu değil mi? Az soluklan da anlat bakalım dün gece neredeydin? Ya Beder, bu sorgu ne zaman bitecek ya? Ya anlattım ya, dün de aynı şeyleri söylemedin mi? Anlatmışmış. Sen kimi kandırıyorsun Celil Efendi? Senin karşında yeni etme gelin yok. Ben anlamam mı? Bir işler çeviriyorsun sen. Ya vallahi billahi doğru söylüyorum ya. Arkadaşlarla okey'e dalmışız ya. Yani ne işler çevireceğim ben şimdi? Burada yol bilmem, iz bilmem. Ya bir garibim ha ben burada, garibim. Sen kafana takacağım da. Yol iz arayacaksın ya ben bileceğim. Hadi hadi, bırak bunları da anlat bakalım. Ne işler çeviriyorsun? Ya Allah'ın bir hakkı için bir günde kocana inan ya. Ya bir günde bana inan ne var yani ya? Yemiyorum, al süt paçını. Burnumdan getirdin zaten. Bir günde kocana inansan ne olur yani ya? Ne olur ya? Basbaya bir iş çeviriyor bu. Yakında kokusu çıkacak. Haydi hayırlısı. Kendini aşiretin çok önemli bir adamı gibi tanıtacaksın. Elinde çok miktarda toprak olduğunu söyleyeceksin. Eğer bu toprakları alırsa Midyat'ta daha da güçleneceğini hissettireceksin. Ama sakın bir açık verme. Senin elinde çok toprak olduğunu sansın. Sen hiç merak etme ha. Madem topraklarımızı almaya bu kadar hevesli, seninkileri de alsın. Ben ona yapacağımı bilirim. Senin bir numara yaptığını anlamazsın. Kandır ki yakında girmek kolay olsun. Burnunun dibine kadar girince bitir işini. Önce o sula denen kadının kanını akıtacaksın. Sonra sıradan diğerlerinin kanını akıtacaksın. Ağam, dediğim yanlış anlama da yüklü bir kadını vurmak töremizce münasip midir? Bunun vebali ağır olmaz. Sadık, benim sözüme karşı duracaksan yıkıl karşımdan. Yok ağam, dediğim başka manada anlama. Öldürmekten değil, günahından korkarım. Yılanın yavrusu zehirsiz olmaz. Yarından tezi yok, yola düş. Attığın her adımı bana bildireceksin. Başka hiç kimsenin hiçbir şeyden haberi olmayacak. İstanbul'da olduğunu bilmeyecekler. Karşına kim çıkarsa gözün görmeyecek. Dur deseler de kulağın duymayacak. Ya Boran Ağa, onun haberi var. Sadık, karşında ben varken Boran Ağa'nın sözünde ne hüküm ararsın? Aşağı, sen ne dersen benim için hüküm odur. Tamam o zaman. Sen şimdi sadece yapacağın işi düşün. Ardında kalanlar evvel Allah'a, sonra bana emanet. Allah senden razı olsun ağam. Yolun açık olsun.